Erman Toroğlu bombayı patlattı. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun büyük favorisi Galatasaray sezonun 20. hafta karşılaşmasında Kayserispor'u konuk etti. Birçok eksikle maça başlayan Cimbom zor da olsa kazanmayı bildi. Galatasaray gelecek Süper Lig maçında 21 Ocak Pazar günü Trabzonspor ile karşılaşacak. Cimbom bu maçı da kazanarak zirve yarışında yer almak istemiyor. Erman Toroğlu Galatasaray'ın aldığı galibiyetle ilgili şunları söyledi. Ben televizyon başındaki Galatasaray seyircisinin mutlu olduğunu sanmıyorum. Galatasaray öne geçse bile iyi oyun çıkaramıyor. Torreira inanılmaz bir hata yaptı. Rüya takım yok sahada. Rakip de helva gibiydi. Galatasaray'ın içinde çatlak sesler var. Sezon sonuna kadar böyle gitmez bu. Halil'in performansı sıfır. Hiç ağlamasın beni niye oynatmıyorlar diye. İfadelerini kullandı. Galatasaray şimdiden 21 Ocak Pazar günü Trabzonspor'la oynanacak maça odaklandı. Peki sizce Cimbom Trabzon'u da yenip galibiyet serisine devam edebilecek mi? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Kaybeder ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir. Galatasaray'dan Bakasetas sürprizi. Trabzonspor ile Haziran'da bitecek sözleşmesini uzatmayan, bordo mavili takımda kalması beklenmeyen ve yeni kulübü merak edilen Anastasios Bakasetas için Galatasaray devrede. Kadrosunda eski Trabzonsporlu Siopisi'de bulunduran İngiltere Championship ekibi Cardiff City'yi çalıştıran Erol Bulut, Bakasetas'ı isteyen kulüplerle ekonomik olarak yarışmamız mümkün değil. Oyuncuya Galatasaray ve Panathinaikos'un çok iyi teklifleri olduğunu biliyorum. Bu iki takımdan birisi onu alır demişti. Yunan 10 numara için en ciddi adımı atan takım ise Galatasaray olduğu sarı kırmızılı yöneticilerin İstanbul'da bulunan Bakasetas'ın menajeriyle görüşüp anlaştığı Trabzonspor ile masaya oturmaya hazırlandığı belirtildi. Kontratı sonlanmadan ara dönemde 30 yaşındaki 10 numarayla yollarını ayırmayı planlayan bordo mavililer takasa sıcak bakabilir. Bakasetas Trabzonspor'un maç kadrosuna alınmadı. Yunan oyuncunun ağrıları olduğu belirtilse de futbol kulislerinde transfer görüşmeleri daha çok konuşuldu. Trabzonspor'da bu sezon 18 maçta süre alan Yunan futbolcu 5 gol atıp 3 de asist yaptı. Galatasaray'da hedef Daichi Kamada. Cimbom'da gözler Kamada transferine çevrildi. İtalya'da mutsuz olan Japon yıldız için Lazio ile temaslar başladı. Hem 8 hem de 10 numara oynayabilen Kamada'nın da kiralık gelmeye sıcak olduğu belirlendi. Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray 10 numaraya takviye yapmak için atağa kalktı. Cimbom'un set oyununu geliştirecek ve cepheden şutlarla etkili bir isim olan Daichi Kamada için İtalyan ekibi Lazio ile temas kurduğu öğrenildi. İtalya'dan haberlere göre Frankfurt ile Avrupa Ligi'ni kazandıklarındaki formundan uzak olan 27 yaşındaki Japon futbolcunun çizmeden devre arasında ayrılmayı düşündüğü belirtildi. Kamada'nın kiralanmasına Okan Buruk'un da onay verdiği belirlendi. Şu ana kadar 319 maça çıkan Kamada 73 gol attı ve 54 asist yaptı. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. Galatasaray yeni forvetini Süper Lig'de buldu. Mauro Icardi'nin sakatlığı ve Cedric Bakambu'nun Afrika Uluslar Kupası'nda olması nedeniyle forvet arayışı içerisine giren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir ismin geldiği iddia edildi. Takımından ayrılmak isteyen yıldız futbolcu için sarı kırmızılıların harekete geçmesinin beklendiği belirtildi. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da kurmaylar forvet arayışlarına başladı. Mauro Icardi'nin yokluğunun hissedildiği dönemde Halil Dervişoğlu'nun bekleneni verememesi sonrası sürpriz bir ismin gündeme geldiği öğrenildi. Sarı Kırmızılılar'da teknik heyetin onayının ardından Süper Lig'in yıldızının gündeme alındığı aktarıldı. Sabahın haberine göre Galatasaray, Adana Demirspor'dan ayrılmak isteyen Mbaye Niang'ı gündemine aldı. Sarı Kırmızılıların kısa süre içerisinde Adana Demirspor ile masaya oturmasının beklendiği kaydedildi. Adana ile anlaşma sağlanması halinde Mbaye Niang'ın takıma kazandırılmasının planlandığı öğrenildi. Fransız basınından L'Equipe'in röportaj gerçekleştirdiği Mbaye Niang, Adana Demirspor'dan ayrılmak istediğini açıklamıştı. Senegal Santifor açıklamasında, "Ödemelerdeki aksamalar beni biraz duraksattı. Kendime sorular soruyorum. Gecikmeleri kabul edebiliriz ama bu 4 aya kadar uzadı. Bunun bir kısmını ödediler ama bu durum sahada odaklanmayı engelliyor. Ayrılmak istiyorum. Bunu kulüp yöneticilerine ilettim. Çevrem bu yönde çalışıyor." şeklinde konuşmuştu. Okan Buruk'tan flaş karar. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk kadroda yeniden revizyon kararı aldı. Bu ayın sakatlarının devam ettiği Aslan'da tecrübeli oyuncu Kaan Ayhan sağ bekte görev yapacak. 29 yaşındaki deneyimli futbolcu bu sezon sarı kırmızılı formayla çıktığı 27 karşılaşmada bir asiste imzasını attı. Kaan Ayhan'ın Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Konyaspor maçında da sağ bekte görev yapan Kaan performansıyla göz doldurmuştu. Hatta hücum alanında Boye'den bile iyi performans gösterdi.
Takım arkadaşlarına defalarca gollük pas veren yıldız oyuncu sarı kırmızılı oyuncuların cömertçe asistlerine harcayışını izledi. Önceki maçta sağ bek olarak görev yapan Ali Turap ise çok alt seviyede bir futbol oynayarak adeta kendi geleceğini kararttı. Genç oyuncunun hem fiziksel hem de taktiksel olarak çok çalışması ve deneyim kazanması gerekiyor. Bayern Münih'ten Abdülkerim Bardakçı bombası. Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Performansıyla büyük takdir toplayan 29 yaşındaki savunmacı için Bayern Münih devreye girdi. Alman devinin sarı kırmızılara yapacağı teklifin tarihi de belli oldu. İşte ayrıntılar. Dünyaca ünlü 442 dergisinin Avrupa'nın en iyi 5 savunma oyuncusu arasına aldığı Abdülkerim sarı kırmızılı takıma geldikten sonra değerini de katladı. Geçen sezon başında 4 milyon euro olan piyasa değeri bugün 10 milyon euroya kadar yükseldi. Üstelik tecrübeli kramponun başarıları bununla da sınırlı kalmadı. Süper Lig'de 12. golüne ulaşan Abdülkerim 2020-2021'den bu yana 7 kez de Süper Lig'in en fazla gol atan savunma oyuncusu oldu. Ayrıca takımda birçok oyuncunun yeri ve mevkisi değişirken Bardakçı takıma adeta çivi çaktı. Yönetim 1,5 yıldır performansı üst seviyede olan Abdülkerim Bardakçı'yı ödüllendirmeye hazırlanıyor. Kerem Aktürkoğlu ve Okan Buruk'un garanti ücretinde iyileştirme yapan Sarı Kırmızılı Kulüp'te sıra 19,5 milyon lira kazanan Abdülkerim'e geldi. Öte yandan Abdülkerim'in yükselen formu Avrupa'nın da dikkatini çekti. Fotomaç'ın haberine göre Alman devi Bayern Münih'in tecrübeli savunmacıyı izlemeye başladığı belirtildi. Bayern'in scoutların olumlu raporu durumunda yıldız futbolcuya teklif gelebileceği yorumu yapılıyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Abdülkerim'in Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Alexis Vega Galatasaray flörtü. Süper Lig devi Jim Bomb'da devre arası transfer dönemi çalışmaları devam ederken gündeme Meksikalı golcü Alexis Vega geldi. Sarı Kırmızılıların 26 yaşındaki oyuncuya transfer teklifi yaptığı öğrenilirken futbolcudan merakla beklenen karar geldi. İşte detaylar. Sarı Kırmızılı ekip birçok mevkiye hamle yapmayı düşünüyor. Aslan şampiyonluk yarışında başa baş ilerliyor ve bunun için yapılacak transferlerde hata istemiyor. Galatasaray devre arasında santrfor mevkisine takviye için o oyuncuya gözünü dikti. Futbolcudan ise transfer yanıtı geldi. Sarı Kırmızılar hücum bölgesi için Alexis Vega'yı kadrosuna katmak istiyordu. Bunun için Jim Bomb Vega'ya teklif götürdü. Meksika basınından derlenen habere göre Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alexis Vega İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 5,5 milyon euro ve sözleşmesi 2024 yazında sona erecek. Bu yüzden Jim Bomb'un makul bir ücret karşılığında transferi sonlandırabileceği belirtildi. Galatasaray'dan Premier Lig transferi. Ara transfer döneminde harekete geçen Sarı Kırmızılı yönetim yeni bir orta saha hamlesi için rotasını Premier Lig'e çevirdi. İngiliz medyası Galatasaray'ın teklif sunduğu o oyuncuyu yazdı. İşte son dakika haberinin detayları.